Herkese merhaba, Serap'tan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel 4 farklı pratik atıştırmalık tarifi paylaşacağım. Kısa sürede siz de ortaya harika lezzetler çıkarmak isterseniz videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Doğum günlerinde ve özel günlerinizde çok işe yarayacak, yapımı da bir o kadar keyifli olan atıştırmalıkların yapımına geçelim. İlk tarifimiz olan irmikli lokum için bir tencereye 5 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker ekleyelim. Tatlımız koyulaşıncaya kadar sürekli karıştıralım. Malzemeler birbirine karışınca bir portakal kabuğu rendesi ekleyelim. Portakal çok güzel bir aroma veriyor, mutlaka eklemenizi öneriyorum. Koyulaşan irmiğe bir paket vanilya ekleyip altını kapatalım. Islattığımız küçük boy borcama irmiği dökelim. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldıralım. ...3-4 saat buzdolabında bekletelim. Soğuyan irmiğimizi büyük bir servis tabağına ters çevirelim. ...16 eşit parçaya bölelim. Keserken bıçağımızı her seferinde peçete ile temizleyelim. Dilimlediğimiz irmik dilimlerini Antep fıstığına bulayarak servis tabağına alalım. Burada fındık, fıstık, kakao, bisküvi, dilediğiniz malzemeyle kaplayabilirsiniz. İlk tarifimiz irmikli lokum hazır. Hem çok hafif hem çok lezzetli, bir o kadar da pratik çay saatlerine de çok yakışan bir tarif oldu. Şimdi ikinci tarifimiz olan sosisli milföy yapımına geçebiliriz. Milföyleri ortadan ikiye keselim. Sosislerimizi ikiye bölüp içine dil peyniri koyalım. Sosisleri milföyleri sarıp açılmaması için kürdan geçirelim. Milföyleri yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpelim. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Çocukların da çok severek yiyeceği sosisli milföyler hazır. Lokmalık çok lezzetli bir tarif oldu. Sıradaki tarifimize geçelim. Yapacağımız çubuklu kek için 2 kalıp sütlü çikolatayı benmari usulü eritelim. Fikir olması için bu tarifte hazır pandispanya kullanacağım. Dilerseniz kendi yaptığınız keki de kullanabilirsiniz. Pandispanyanın tek katını 8 eşit üçgene bölelim.
uçlarından dondurma çubuğu geçirelim. Eriyen çikolatayı üçgen dilimlerin üzerine yayalım. Üzerine hazır pasta süsü, çikolata, kahvaltılık gevrek ile süsleyelim. Süsleme kısmında istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay olan bu kek dilimlerini yaparak şık sunumlar hazırlayabilirsiniz. Şimdi son tarifimize geçelim. Mini hamburgerler için ilk olarak köftesini hazırlayalım. 250 gram kıymaya tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı pekmez ekleyerek yoğuralım. Bir süre dinlendirelim. Dinlenen kıymaya hamburger ekmeklerinin boyutuna göre şekil verelim. Ben bir gün önceden yaptığım mini ekmekleri kullandım. Siz klasik hamburger ekmeği de kullanabilirsiniz. Köfteleri az yağda önlü arkalı pişirelim. Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip içine marul, köfte, peynir ve domates ekleyelim. Kürdan saplayarak servis tabağına alalım. Bu mini hamburgerleri yaparak çocuklarınıza minik sürprizler hazırlayabilirsiniz. Yemesi çok keyifli olan bu hamburgerler sofralarda çok tatlı gözüküyor. Bu videomda sizlerle büyük bir keyifle 4 ayrı atıştırmalık tarifi paylaştım.
arkadaşlarınızla evde vakit geçirirken sohbetlerinize eşlik edecek lokmalık bu lezzetlerin yapımı da gördüğünüz gibi çok pratik. Sizlerin favorisi hangi atıştırmalık oldu? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.